sabahına kalkıp gidiyorsun, o soğukta akşama kadar, güneş doğana kadar, yani insan, soğuk insanın iliklerine işliyor. Kimi naylon, kimi sazlı kamıştan, derme çatma çadırlarda binlerce kişi yaşıyor. Tarım işçisi olarak geldikleri Adana'da zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyorlar. Salgınsa yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor. Düşük ücretle çalıştırılıyorlar. Üstelik sağlık güvenceleri de yok. Elif Çelik tarım işçisi olan çocuklarıyla birlikte 8 yıldır çadırlarda yaşıyor. Çadır rezili celbe barane sare kinca düşün enfara düşün gidesta. Ama çadır tıştaki çadır ayrıntı. Nuh Çelik isimli yurttaş yaşam koşullarının koronavirüsten daha tehlikeli olduğunu söylüyor. Adana'da çadırlarda yaşayan binlerce kişinin şikayetleri aynı. Veriler de ağır bilançoyu ortaya koyuyor. Adana Seyhan Belediye Meclisi tarafından kurulan Tarım İşçilerinin Sorunlarını Araştırma ve Tespit Komisyonu'nun 2019 yılına ait raporuna göre 47'si geçici olmak üzere toplam 2200 çadır var. Bu çadırlarda yaklaşık 15 bin kişi yaşıyor. Bunlardan 9600'ü ise çocuk.